Ankara kadim bir medeniyet şehri aslında. Kurtuluş Savaşı'nda da e, cepheye malzeme yetiştirmek için ciddi çaba gösterilen bugünkü makine kimya dediğimiz kurumun temellerini oluşturan Tandoğan Meydanı'ndaki o atölyelerde süngü yapan, mermi yapan ondan sonra silah yapan bir şehir. Ankara sanayisi e, Türkiye'de ciddi bir e, odak haline geldi. Zaten temelinde Kurtuluş Savaşı'nın mühimmatını, sanayini hazırlayan şehirdi. Şimdi savunma sanayinin merkezi haline geldi. Bunun yanında Ankara'lıların çok farkında olmadığı ama Ankara'nın lider olduğu bir sürü e, şeyler var, alanlar var... Şey, iş ve inşaat makinaları, makine üretimi, e, medikal araç gereçler, e, ortez protez, implant filan gibi insan yedek parçaları diyeceğimiz konular, elektrik, elektronik e, ve bütün bunların yanında savunma sanayi ciddi bir e, merkez haline geldi. Bunu nereden görüyoruz? Bunu 7 milyar liraya, 7 milyar dolara varan Ankara'nın ihracatında görüyoruz bu ihracatın %99.9'u sanayi ürünlerinden oluşmakta ve bunun da %17'si yüksek teknolojili ürünlerden oluşmakta. Yani bizden daha fazla üretim, daha fazla ihracat yapan üstümüzde 4 tane daha il var. Ama onların ürünlerinin içerisinde bir yüksek teknoloji ürünler bu kadar değil. Onların ürünlerinin içerisinde tarım ürünleri de var. Ankara'nın da öyle çok fazla bir tarım ürünü ihracatı yok. E, bu anlamda Ankara, e, sanayinin başkenti olma yolun e, yolunda epey mesafe kat etmiş durumda. E, ama yüksek teknolojinin başkenti olduğu artık kesin aşikar. Ankara Kulübü'nde Ankara Milletvekilliği yaptı. Ankara'da Cumhuriyet kabiliyeti devam ediyor. Tabi televizyonlar o kadar çok çıkıyordu ki evet. o zaman. Ondan sonra o yüzden popülaritesi çoktu yani. Tabii o zaman Ankara'nın küçük yollar Ankara küçük işte söylediğim gibi ulus civarında, kale civarında, hamam önü civarında olan bir şeydi. Toprak yollar veya kaldırım taşlı yollar vardı. Dar yollar vardı. Mesela benim doğup büyüdüğüm ve ömrümün büyük kısmını geçirdiğim Hamam arkasındaki Ulucanlar'ın kenarındaki evimden çıktığımız zaman Ulucanlar Caddesi dar bir caddeydi. Bir araba zor geçer, hatta biz oradan geçerken duvara yapışırdık acaba araba değmesin, arabadan sakınmak için. Şimdi geniş yollar, caddeler, bulvarlar yeni açılan, tabii e, çarpık da olsa bazı bölgelerde güzel bir şehirleşme oldu. Ee... 27 Aralık 1919'da Mustafa Kemal ve heyeti temsili Ankara'ya geldikten sonra hem Ankara'nın hem de Türkiye'nin kaderi bu anlamda değişmiştir. Hem de milli mücadelenin kaderi değişmiştir. Milli mücadele ve tarihi o tarihten itibaren yani 27 Aralık'tan itibaren Ankara merkezli olarak yazılmıştır. Ankara milli mücadeleye karargah olmuştur karargah olmakla kalmamıştır. Ankara bütün gücüyle, var gücüyle din adamıyla, eşrafıyla, esnafıyla, parasıyla, puluyla milli mücadeleyi desteklemiştir. 13 Ekim Ankara için çok önemli bir tarihtir. Türkiye için çok önemli bir tarihtir. Ankara'nın başkent oluşu önemli dünya için, Türkiye için çok önemli bir hadisedir bir yeni şehir, yeniden doğan bir şehirdir Ankara. O zamanın nüfusuyla 30 bin, 40 bin, 100 bin nüfuslardan düşününüz ki başkent olduktan bugünlere gelişinde bugün 5.5 milyona yaklaşan bir nüfusa ulaşmıştır. Büyük bir metropoldür. En fazla 50 bin nüfuslu bir şehirden 5.5 milyon nüfuslu bir şehre evrilmeyi bahsettiğimizde yüz misli büyümeden bahsediyoruz demektir. Ankara'da çok büyük değişiklik oldu ama bu başlangıç Atatürk'ün Ankara'ya gelmesi ve Ankara'da başkent yapması çok önemli bir özellik. Ankaralılar kendi ahi cumhuriyetini, 10 yıllık bir ahi cumhuriyeti var. Bu cumhuriyeti kuran insanlar. Atatürk de onun için diyor ki Mustafa Kemal Paşa, ben Ankaralıları diyor coğrafya kitaplarından değil tarihten öğrendim diyor. Çünkü Ahi Cumhuriyeti'ni Atatürk biliyor ve gelmeden önce e, 7 bin atlı 500 yaya seymen, 3000 bin atlı e, 700 yaya seymen dikmen sırtlarında Atatürk'ü karşılıyorlar. Ve hayranlıkla beraber e, niye geldiniz paşam seni görmeye uğruna ölmeye geldik diyorlar.